genel izleyici kitlesi için uygundur. Herkese Yeni Nesil Kafasından merhaba. Girişimcilik ekosisteminden aktörleri ağırladığımız, girişimcileri ağırladığımız, inovasyon ekosisteminden kişileri burada konuk ettiğimiz Yeni Nesil Kafasından bir hafta daha beraberiz. Ben her zaman olduğu gibi önce Hakan abi atlayıp Ömer abiye döneceğim. Ömer abi, bugün ne konuşuyoruz? Bugün ne konuştuğumuzu söyleyebilmem için benim Hakan'a bir soru sormam lazım. Hayda, bu da bir ilk. İlk defa soru sorarak başlıyor. Şimdi ben hep ilk yapmaya çalışıyorum, tamam mı? Genellikle de gelenin bir ilki oluyor. Bir nedenle işte bir konuda oluyor. Yok ilk kadın, ilk bilmem ne falan. Şimdi demin konuşurken dışarıda ya dedim biz daha önce fintech aldık mı buraya konuk, tamam mı? Sen fintechsin değil mi? Yanlış evet. Sen bir fintechsin. Komple bir bütün olarak fintech. Şimdi onu hatırlayamadık ama galiba sen ilk fintechsin. İlk fintechsin. Hoş geldin abi. Çok mersi, teşekkürler. Çok mutluyuz. LinkedIn'de benden daha fazla follower'ı olan ilk konuğumuzsun. Böyle de bir... Bugün ilkleri yaşadık güzel. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Sağ olun davet için. Çok mutluyuz. Bugün seninle bir derinlere inelim. Hem hani senin kariyerinin ilk zamanlarına da inelim. O zamanlar dutluktu tabii ki. Fintech evet. Dünyası dutluktu. Yaşımız ortaya çıktı son hatta. Yok abi bakma, ben de o dönem çok genç olmama rağmen aslında aynı dönemlermiş. Sen hani çok çok eskiymiş gibi konuşuyoruz arkada ama aslında 10 yıl öyle bir geçmiş ki. Yani evet. 2013'ten 2023'e öyle bir geçmiş ki. 50 yıl gibi geçmiş gibi konuşuyoruz yani. Bir geçen zaman var, bir de hissedilen zaman var. Artçıları var. Yani bayağı zor bir dönemmiş. Abi önce bir seni tanıyalım isteriz. Tabii. Çünkü biz bu Yeni Nesil Kafasında, Yeni Nesil Kafası bir zihniyet diye kaç senedir anlatıyoruz. Sen bu zihniyete nasıl geldin? Ömer abi diyor, kötü yola nasıl düştün yani? Bir onu anlamak için çok geçmişe gitmek istiyoruz. Hani lisede ne yapıyordun, ne oldu da bu işlere düştün? Hani oraları bir tam anlayabilirsek süper olur. Oo, liseye kadar. Daha peki. Gidebildin kadar. Ben mühendis kafalı biriyim. Ya yani bu mizaçla ilişkili ya. Lisede mesela şu örneği vereyim. Ben üniversite sınavında seçim yaparken 6 tane seçim yapmıştım. Şey, şıklardan bahsetmiyorsun. Yok yok şey üniversite yani seçim. Üniversite seçiminde 6'sı da İngilizce bilgisayar mühendisliğiydi. Yani çok net bilerek kararlı bir şekilde başladım. Mezuniyet sonrası İstanbul zaten bizim meslek. İlk önce ilk 2 yıl danışmanlık, daha çok yazılım projeleri, outsource işlerle geçti. 2007'den bu yana da benim hayatım internet, HR, startup ve ödeme sistemlerinde bir şekilde geçti. 2007'de. Nasıl denk geldi o? Yani bir de şeyde yazılım dünyasının yani aslında illa da İstanbul değil. Ankara'da inanılmaz bir yazılım dünyası var mesela. Ya şöyle bizim ben mezun olmadan Mayıs ayında hangi iş görüşüm. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Ha süper. Hep şey sorularına maruz kalmış. İşte nereye bağlı? 2 yıllık mı? Yok ya Urla'da ben o kampüsü Urla değil de işte Karaburun'a doğru. 2005 mezunuyum ben. Öyle olunca çok erken dönemler. O zaman çok bilinmiyordu. Ya güzel de bir puanla girmiştim. Yani Türkiye'de işte 5565.ydim düşünürsen. %0.29'luk dilim ama hep sorular şey böyle. İşte 2 yıllık mı? 9 Eylül'e mi bağlı? Ege'ye mi bağlı falan. Niye Boğaziçi değil? Evet. Sonrasında mezun olunca meslekten dolayı İstanbul'a geldik. Hatta bizim üniversitenin bağlantılı bir şirket vardı burada. Ben böyle Mayıs'ta iş görüşmesine geldim. Otobüsle geldim. Dönüşte uçakla gönderdiler. Öğrenciyiz. İnanılmaz iyi hissettirmişti. Şovunu yapmış şirket yani. Evet. Ya, o güzel bir hamleydi bence. Velhasıl kerem İstanbul'da başladık çalışmaya. İşte büyük şirketlere yazılım geliştiren bir yazılım evinde çalıştım. 2 yıla yakın. Asker dönüşü gitti gidiyor da başladım. Şu an evet gitti gidiyor kapandı falan ama o dönemler çok güzel dönemlerdi. 2007'de. Ben gitgide dahil olduğumda Türkiye'de internetten alışveriş, işte dial-up modemlerden 56K'dan yeni çıktığımız yıllar düşünürsen. Tabii kulağa biraz uzak geliyor ama çok keyifli bir ortamda güzel bir görüşme gerçekleştirmiştim. O dönem pazar gitti gidiyor da mıydı? Yani pazar var mıydı? Pazar var mıydı? Olan küçücük pazar gitti gidiyor da evet, sanırım. Evet işte hepsi burada yeni. Onlar var mıydı? Galiba yani hepsi burada sahibinden yemek sepeti gitti gidiyor. Yani Türkiye'nin ilkleri aslında ilk birinci nesil internet startupları girişimleri diyelim. Ben gitti gidiyor dahil olduktan sonra dahil olduğumda ödeme sistemlerinde buldum kendimi ve sıfırdan yazdım. Yani gitti gidiyor ödeme sistemini yazdım. Yıl 2007.
Hiç bilmiyorken ödeme sistemi yazılabiliyor mu? Öğreniyorsun. Öğreniyorsun. Çok da güzel bir sistem oldu. Böyle 7 yıl, 8 yıl ayakta kalan bir sistem oldu. Macera öyle başladı. Yani bilinçli bir tercih değildi bu. Gitti gidiyor da bilinçli bir tercih değildi ama çok welcoming bir yerdi. Zaten gitti gidiyor okul gibi bir yerde. Oradan çıkan insanlar yıllarca bir sürü farklı şirketlerde çok güzel noktada iş yaptılar. 4,5 yılım gitti gidiyor da geçti. eBay öncesi ve sonrası. İlk gitti gidiyorun ödeme sisteminin yazılması 2007, bu bir. Ömer abi hep soruyor ya kaç oldu diye, ben hep 6 diyorum. Şimdi o 6 işi ve kronolojik hızlı özet geçeceğim. İkincisi Aypara. 2010 sonundan 2011 Mayıs arası biz Aypara'yı yazdık. Aypara lisanslı bir ödeme kuruluşu. Amaç şuydu, eBay'in PayPal'ı var. PayPal eBay altında inkübe olmuş bir işte cüzdan. Gitti gidiyorum Aypara'sı olsun. O dönemler tabii 2010'lar Türkiye'de fintech, techfin bu tanımların olmadığı, 6490 sayılı kanun gibi lisansların olmadığı dutluk yılları hala. Nitekim biz Aypara'yı yazdık. 2011'in Mayıs'ı falan bitirdik. Proje çok güzel. Tam gitti gidiyorum altında inküp olacak hem bir cüzdan hem bir lisanslı değil ama post veren bir ödeme kuruluşu. Gitti gidiyor eBay satıldı. 217,5 milyon dolar, %93,5. Yani o yıllar Türkiye'nin en büyük exit'i. Tabii. Kim uğraşır abi Aypara'yla? Yani o yılda uğraşır mısın girişimci olarak? Birkaç yıl. Niye uğraşayım? Zaten 2-3 yıl kalmam zorundayım. Sonra gideceğim dersin. Dolayısıyla evet. Birkaç yıl sonra Multinet'e devrettiler. Benim kariyerimdeki ikinci ödeme altyapısı odur. Sonrasında Limango'yu hatırlar mısınız? Limango'da 2012-2014 arası e-ticaret tarafında büyüyen bir şeydi. Private shopping işte, özel alışveriş kulübü. Ben fiziksel olarak Limango'nun bir etkinliğinde tanımıştım. Sahnede bir şeyler anlatmıştım. Doğru. Limango Groupon gibi. Markafon private gibi shopping gibi. Yani Markafoni, Trendyol, Limango, More Hippo kapıştıkları 1v1'ye. Şu an hani onlardan bir ya da ikisi kaldı ayakta. Doğru. Ben orada IT direktörlüğü yaptım 2 yıla yakın. Bu defa Limango'nun ödeme altyapılarını yeniledik. O dönem yenilikçi bir sürü ödeme altyapısı vardı. Bir de ödeme sistemleri org diye bir blogum vardı benim. Böyle yerli içerik ürettim, ilk içerik. Tam rüzgarı arkamıza aldığımız yıllar 2014. Yani girişimi olmayanı dövdükleri yıllar. O insanın içinde yanan bir ateş de var da benim kendi işimi yapmam lazım. Bir şirket kurduk. Şahıs şirketti ama daha çok danışmanlık, yani ödeme alan şirketlere dönüşüm optimizasyonu yapan bir şirketti. Çünkü hani siteye trafik çektin, onu son aşamada kaçırmaman lazım. İşte site conversion'ı, basket conversion, checkout page conversion derken o ödeme sayfasını kaçırmaman lazım kullanıcı. Bunun danışmanlığı verdim şirkette. Niş bir alan ama. Niş. Bunu sen çok işte niş. Aypara, Limango gitti gidiyor zamanında odaklandığın bir olay mıydı? Evet, yaklaşık 7 yıllık tecrübe, yani? Know-how tabii ki. Sonuçta ödeme dediğinde ödemeyi optimize edebilmek için bir sürü best practice var ve bunu bilen de çok az kişi var. Ve ben Türkiye'de ilk kez bir bloğunu kurmuşum, bir sürü bilgi paylaşıyorum. Bunu neden büyük şirketlere know-how'ımı satmayayım ve o firmaları yukarıya çekmeyelim? Ne sıkıntı yazıyordun abi bloğu? Valla her hafta bir tane yazıyordum galiba ya. Uzun bir süre yazdın mı? Yazdım, uzun bir süre yazdım. O bayağı kritik bir olay ya, bu içerik üretmek, ya biraz give back. Paylaşmak da önemli hakikaten orada çünkü bizden hani bilgi gizledikçe daha kıymetlisin gibi bir algı var. Halbuki tam tersi, bilgi ne kadar paylaşırsan o kadar çok kişi seni tanıyor, o kadar çok kişi sana ulaşıyor. Zaten o bilgiyi edinebilmen için o tecrübe denen şey yaşanmışlıklar. Yani dışarıdan ben o bilgiyi sana aktardığımda sen bir takım bilgi sahibi oluyorsun ama derinlemesine girmen için tecrübe etmen, yaşanman ve yıllanman gerekiyor açıkçası. Sonrasında bir ürün çıkarıp, ödeme analitik ürünü, onu Izco'ya sattım. Aslında o bir nevi eco hiring'ti. Izco'da CPO, CTO, ürün ve teknolojiden sorumlu olarak çalıştım. Bu defa Izco'yu sıfırdan bütün altyapısını yazdık. Devler Ligi'ne çıkardık. Orada seri abici turları geçildi. 2018'de dedim artık ben tamamen kendi işimi yapmam lazım. Orada satılmış mıydı Izco? Satılmadan önce ben. 2019'da sanırım satıldı. Orada işte 4 kurucu, biz 4'ümüz de bilgisayar mühendisi mezunuyuz. Lemi Orhan Ergin dünyaca bilinen bir yazılımcı. Sabri Onur Tüzüm var. O da 2007'den beri beraber çalıştığımız kişi. Bir Muratan Özcan. 4 kişi. Önce Craftbase'i kurduk. Bir servis şirketiydi. Başka şirketlere proje üreten bir şirketti. Orada güzel işler yaptık. İşte Trendyol Go'yu yazdık. Koç grubuna ödeme altyapısı yazdık. Farmazon'a ödeme altyapısı yazdık. Buradan elde ettiğimiz parayla da kasaya koyup bütün servis işlerinden çıkıp bu delilik. Hayal. Bu delilikti. Biraz da hayal ama. Bütün servis işini yapanların bir ürün yapsak yacılık vardı. Ama bu hayal şöyledir genelde sonra. Hani hep yanda bir şey denir. Yani servisten iyi para kazanırsın. Çünkü servis işinin dinamiği şudur.
sıcak para kazanırsın. Çark döndükçe seni daha büyümeye motive eder. Daha büyüdükçe daha çok para kazanırsın, daha çok insan alırsın. Şirket böyle 50, 100, 200, 1000 kişilik olur ve bizim de o potansiyelimiz vardı. Yani bir yıl içinde bizle çalışmak isteyen böyle 72 tane şirket oldu ve biz bir anda 200, 300, 500 kişi olabilirdik. Hı hı. Ama işte burada kritik bir nokta. Biz şirketi kurarken en başta bir takım kararlar aldık. Bir Trello'yu açtık, o işte kırmızı çizgilerimizi yazdık. Kaç kişi olacağız, aylık ne kadar fatura keseceğiz? Mesela bireysel danışmanlık asla vermeyeceğiz. Biz takım halinde güçlüyüz. Hı hı. Ve biri bir şekilde ayrılırsa, ayrılmak zorunda kalırsa, ne şekilde ayrılacağını da ilk günden belirledik. İşte bu kırmızı çizgileri en baştan girişimcilerin konuşması o yol haritanı netleştiriyor herkeste. Ben şeye benzetiyorum bunu, bu Age of Empires oyunu hatırlar mısın? Yani çift tıklarsın, bütün ordular aynı yöne gider ya. Yani o tıkladığın yerin herkes için net olması lazım. Ve biz ilk günden beri serviste kazandığımız parayla ürün şirketine dönme hayaliyle bu yola çıktık. Bunun için, yani bu parayı kazandığımızda, şu kadar kazandığımızda kapıyoruz demiştiniz zaten. Biz 3 yıl serviste iyi para kazandık ve bunu kasamıza koyduk. Yaklaşık 1,5 milyon dolar gibi bir paraya tekabül ediyor. Sonra da o dönem çalıştığımız, yani Trendyol Go yazdık, Koç grubuna ödeme altyapısı yazdık. Ve 2 sene dedi ki biz çıkıyoruz, kendi ürünümüzü yapacağız. Tabii kimse çıkmamızı istemedi çünkü premium segmentte iş yaptık. Gene bir parantez açacağım burada. Türkiye'de nitelikli iş yaptığında, premium iş yaptığında, wow dedirecek iş yaptığında fatura tutarı çok dert olmuyor. Çünkü genel yaklaşım Türkiye'de kalite daha düşük olduğu için kalite üstte tuttuğunda müşterisi var. Yani ben şuna benzetiyorum. Tabii. Piyasada her türlü araba var, her türlü segment araba var. İşin sen çoğunluğuna mı oynuyorsun? Yani Renault, Ford, Volkswagen gibi. Yoksa premium segmentine mi oynuyorsun? İşte Porsche gibi, ne bileyim, Ferrari gibi. Kendini nerede konumluyorsun? Bizim hep konumladığımız daha üst segment, premium segment oldu. Hı-hı. Pahalı ama kaliteli. Hı-hı. Wow dedirten. Bunu ürüne yansıttık. Bütün servislerinden çıktık. İşte bu delilik. Çünkü genelde servis işi yapanların hayali ürün yapmak ama bunu yanda yapmak. Bana en çok sorulan soru da şuydu. Yani servis yaparken niye yanda ürünü yapmadın? Yapılabilir miydi? Tabii ki evet. Ama işte odak meselesi. Yani o çok tavşan kovalayıp hepsini yakalayamamaktansa... Aha. Abi gece, şu an şeyim ben, öğreniyorum abi senden. Ya gece başını yastığa koyduğunda o firmanın projesini düşüneceksin, bunu mu düşüneceksin, craft gate'imi düşüneceksin. Bütün hikaye bu. Gemileri yaktık abi, bu satrançtaki vezir fedası gibi. Biz servis işinden çıktık, dedi ki Trendyol'a da, Koç grubuna da biz kendi işimizi yapacağız. Yaklaşık 8-9 ay önceden dedi ki biz bu haberi veriyoruz. O geçişi size, de gibi. Yaptınız. Evet, tabii çok önceden tabii. Söyledik. Bu bir hayaldi çünkü ilk günden beri. Kaç kişiydi şirket o? 12 kişi civarı falandı. Aslında çok büyümemişti. Tabii, özellikle büyümedik çünkü dediğim gibi biz hep ürün yapmak istediğimiz için küçük kalmak önemliydi. Hmm. Çünkü ben hani şey sandım, bir anda 40-50 kişiydik ve layoff veya işte ya, küçülttük evet. Ya da o ekiple devam ediyoruz. Özellikle büyümedik. Ve bu stratejik bir hamleydi. Yani en başta hangi yöne gideceğini belirlersen, hatta sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. 2018'de benim Twitter'ımda hala vardır float şeklinde biz servisten nasıl ürüne döneceğimizi bir playbook gibi yazdık. Bak şu 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 adımları gideceğiz, yapacağız diye ve herkesin gözü önünde 3 yılda o adımları yaptık aslında. Çok iyi ya. Ve ürün şirketine döndük. Building public yapmışsın aslında önden. Önden building public. Bu ekip işi zaten. Ben hep şey diyorum, şirketi şirket yapan ekip. Ekibi çıkaran da boş bir etiket. Tabii. Dolayısıyla bu ekibin kurucu ortakları ve herkesin hayaliydi aslında. O hayal uğruna bir sürü şeye hayır dedin. Gene bir burada önemli bir konu. Evet diyeceğin o kadar çok fırsat var ki. Hele yani de sizin... Hayır diyebilmek zaten mevzu. Yoksa evet demek çok kolay. Yani fırsatlar inanılmaz. Velhasıl kelam çok uzattım bu kısmı ama... Yok yok. Bunu önemli. Özetle biz CraftGate'i açtık. Yani 2007'den bu yana 5 kere ödeme sistemi yazdık. İşte lisanslı olanlar var, lisanssız olanlar var. 6 ay sürdü CraftGate'i yazmamız. Çıktık. İlk müşteri 2 ay sonra geldi. Diğer ikinci müşteri 7 ay sonra geldi. O kadar süre cepten yiyorsun. Yani olacak mı, olmayacak mı belirsiz. Ama bizi motive eden şuydu. Gene bir metaforla anlatayım. Mesela ben Denizli'yim. Denizli'den, İzmir'den kalkıp 20 yaşlarında İstanbul'a gelebilirsin. Ama 40 yaşında, 45 yaşında gelmek çok zordur. Ama tersi geçerli değil. Yani ben 40-45'ten sonra daha Anadolu'ya, daha küçük yere dönebilirim. Aynı şekilde biz üründe... Bu iş olacaksa deneyeceğiz. Çok inandığımız bir fırsat vardı. Sonra servise dönersin. Abi servise ben her zaman dönerim. Her zaman dönersin. O yüzden gemileri yakmakta, gözü karartmakta çok çekince görmedik açıkçası. Peki ne ürün yapacağınızı da biliyor muydunuz? Bu da güzel bir nokta.
bir yıl boyunca araştırdık. Bir yıl boyunca işte o zaman SaaS1000.com diye bir site vardı işte. 1000 tane SaaS startup'ı anlatan. İnceledik. Yani bizim o SWOT'ta güçlü alanlarımız ne? İşte marketplace, e-ticaret, ödeme sistemi, zayıf alanlarımız neler? Dünyada hangi startup'lar var? Hakikaten şeye baktık. SWOT'una göre biz hangisini yapabiliriz? Vay mesela be, SWOT'u bu kadar verimli kullanan ilk defa bir görüyorum. Biz ama şey dedim ya, 4 kurucu ortak, 4'ümüz de bilgisayar mühendisiyiz ve 4'ümüz de sistematik çalışıyor kafa. Öyle olunca daha stratejik, sistematik gidebiliyorsun. Dönüp bir sürü startup'ı inceledik. Mesela Türkiye'de şuna girelim mi diye kafa yorduk bayağı. İkinci el anne, bebek, marketplace yani eşya vesaire. Dönüp gene örnek vereceğim. Şeye baktık abi, nüfus Türkiye Nüfus İstatistik Kurumu'na vesaire bakıp kaç milyon çocuk var, kaç yıllık ne kadar doğum oluyor, 7 yaşa kadar kaç çocuk var. Azalıyor diye mi girmediniz? Şuna baktık yani market büyüklüğü ne kadar? Yani kaç milyon çocuk var, ne kadar kıyafet ya da satılıyor? Toplam pazar büyüklüğüne baktık, bu bizi kesmez dedik açıkçası, o yüzden girmedik aslında oraya. Aslında büyük bir pazar değil mi ya? Çocuklar büyüyor ama. Büyüyor işte yani bütün yeni hikaye o. Doğmuyor mu? Yani ikinci el ya, bir de ikinci el marketplace. Katlanmıyor. Ha, yani evet, düşün, pus etini satıyorsun. Lineal büyüyor, doğrusal büyüyor. Evet, evet, anladım. Hikaye yok. Yani orada belli bir büyüklüğe erişiyorsun. O da bizi tatmin edici, yani bizi kesmedi açıkçası. Ama düşünce tarzı olarak örnek verdim. Yani bunu hani şundan sevdim, pardon lafını kesme abi. Bu çok hani tarpit fikirlerden. Tarpit'in hikayesini de minik anlatayım. Başka bir konuşmamızda Ömer abiyle Z jenerasyonu videoları çekiyoruz. Orada anlattım. Hani aslında herkesin aklına gelebilecek. Hani baktığında çünkü müşterisi de sen olduğun, işte tarpit şeymiş, petrol kuyuları uzaktan su birikintisi gibi gözükürmüş. O yüzden hayvanlar gidip o suyu içip ölürmüş. Hani işte çok anne var, çok çünkü hepimiz anne baba olunca onu yaşıyoruz. Ya bu puseti ne yapacağım ben şimdi? Doğru. Veya işte puseti şundan mı alsam, onun çocuğu büyüdü fikrine kapıldığımız için ve 85 milyonluk da ülke, iyi de pazar var falan diye tarpit, orada su var deyip koşup boğulma. Herkesin bir şekilde aklına gelen fikirlerden biri bence bu. Bence biri bunu icra edecek. Ama dediğin gibi kesmeyebilir. Vardı, onu kesebilir. Vardı da bu arada, rekabet de vardı. Dönüş şuna geldi. Ya biz e-bebek falan belki yapar side ürün gibi. Olabilir. Vardı da, bir sürü de vardı zaten. Ama şuna geldik ya, biz dönüp bir inşaat işine girmedik ya da ne bileyim bir medya işine girmedik. En iyi bildiğimiz işe girmemiz lazım. O da ne? Ödeme dünyası gene. Ve Türkiye'de ödeme sistemleri de fragmante olmaya başladı. Yani şeyi gördük. Burada yeni lisans alacak bir sürü firma var. Şu an en son 82 tane lisanslı ödeme kuruluşu vardı. Ödeme e-para kuruluşu. Evet. Bunların 26-27 tanesi POS veriyor. Şimdi cüzdanlar geliyor. Alternatif ödeme yöntemleri var. Şimdi alışveriş kredileri var. POS verenler var. Var da var. Yani ben şu an şeyim. Hani Ömer abi benimle dalga geçiyor. Zaten bugün gelirken döveceğim seni yayında dedi. Hayır, şimdi bu banka müdürü biliyorsun değil mi? Ama ödeme çok detaylı bir iş yani. Ama insan tanır banka müdürü olup da şimdi. Abi ama vallahi zor. Ama bak hocası burada. İşte kolaylaştırıyoruz. Evet, çok bana hani bir o bloğu okuyacağım bir kere. O 101 terimlere. Aktif değil ama Craftgate blog'ta var o tanımlar yine. Sana linkini atacağım. Tamam, süper. Zaten ilk şeyle başlıyor. Terimler, tanımlar, terminolojiyle başlıyor. Geldiğimiz noktada biz Craftgate'i kurduk. 3,5 yıl oldu Craftgate. 3,5 yıl olmak üzere. 4 Ocak 2021'de açtık. O günden bu yana da eksponansiyel büyüyor. Önce ne yaptığımızı kısa özetleyeyim. Craftgate online ödeme alan firmalara bir ödeme orkestrasyon platformu sunuyor. Tek noktadan bir tanecik entegrasyonla istediği banka, sanal posu, ödeme e-para kuruluşu, alternatif ödeme yöntemleri, cüzdanlar, yurt dışı ödeme yöntemleri gibi tamamen menü sunuyor. Yani sen ne yemek istiyorsun? Hamburger mi yemek istiyorsun? Pizza mı yemek istiyorsun? Makarna mı yemek istiyorsun? Bütün menü tek bir yerde. O yüzden biz buna one stop shop diyoruz. Yani tek noktada istediğin ödeme, e-para kuruluşu, cüzdanlar, alternatif ödeme yöntemleri tamamını sana sunuyoruz. Sen online ödeme alan firma olarak istediğinle git anlaş finansal olarak. Yani cironu nereden geçirmek istiyorsun? Nasıl paylaştırmak istiyorsun? Kullanıcına hangi ödeme yöntemlerini sunmak istiyorsun? Hangileri içine siniyor, aklına yatıyor? Bunların biz finansal tarafına karışmıyoruz. Paraya dokunmuyoruz. Paraya dokunmadığımız için lisanslı da bir ödeme e-para kuruluşu değiliz. Bile isteği de olmak istemiyoruz. Çünkü orası gene bir parantez. Girişimcilikteki red ocean dediğimiz, rekabetin çok yoğun olduğu, regülasyonun çok ağır olduğu. Regülasyon yani şöyle, 3 kere geçmişte 6490 sayılı kanundan geçtik. Avcumuzun içi gibi bildiğimiz bir konu ki şu an şirketimizde TÖDEP'li bir avukatımız da var. Yani biz regülasyon tarafında bayağı antrenmanlıyız ama orada regülasyondan ziyade rekabet çok yüksek.
Yani şöyle örnek vereyim. Mesela Doğuş grubu, yani Neon1'in kuruluşunu hatırlayın. Tabii. SK Planet Türkiye'ye geldiğinde işte 50 milyon dolar SK Planet, 50 milyon dolar Doğuş grubu, 100 milyon dolara Neon1'i kurmuşlardı. Neden? Çünkü işte hepsi burada var, gitti gidiyor, var, var da var. Büyük ölçekte rekabet etmen gerekiyor. Şimdi ödeme yapara kuruluşlarında da artık büyük bir meblağla rekabet etmen lazım. İkincisi, herkese rekabet içine girmen lazım. Oysa bir üste çıktığında ben herkese iş ortağı olabiliyorum. Yani bugün online ödeme alan bizim firmalarımız, işte Boyner, EBB, Koçtaş, Karaca, Defacto, Filo, şu an yüzlerce firmayla çalışıyoruz ki ilk yıl üzerimizden 527 milyon TL geçti. Bu bizim değil, o firmaların hacmi. İkinci yıl 6 milyar, üçüncü yıl yaklaşık 33 milyar. Bu yıl 101 milyar diyorduk ama 120'yi geçeceğiz gibi görünüyor. Yani eksponansiyel büyüyen bir platform. TL. TL. Yani aslında 1 milyar doları geçtiniz üzerinde. Geçen yıl geçti. Geçen yıl 1 milyar doları evet. geçtiniz. Ödeme sepeti diyebilir miyiz size? Ödeme fonu. Dünyanın en kötü rebrandingini konuştuk şu an. Eyvah eyvah. Bir rebranding olsam ne olmazdım? Ödeme fonu. Bir ara fonu sepeti değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Aslında siz fintech değilsiniz. Fintech'iz. Çünkü fintech dediğinde... B2B SaaS gibi geldi. B2B SaaS, bravo. Evet. Ama zaten... Ama teknoloji fintech. Tabii. Bizim işimiz fintech'in daha tech finde deniyor yani. Biz doğru. Paraya dokunmuyoruz. O yüzden finansal, zaten one-liner şey de geçiyor. Tech entegrasyon ve finansal özgürlük. Biz işin teknolojisindeyiz. Yani sana istediğin teknolojiyi vereyim, sen istediğin firmayla git çalış. Bunun için tech entegrasyon, tech panel, tech mutabakat, tech muhatap, bir tane de işini çöz. Hatta şöyle bir güzellik var. Online ödeme alan firmalarda şu an rekabet çok yoğun olduğu için ödeme yapar koşuyor. Herkes çok iyi oranlar veriyor. Kral durumda ödeme alan firma. Çünkü Türkiye'de biliyorsun işte 9 tane kart ailesi Bonus World, Maximum Access diye gidiyor. Birden 12'ye taksit var. Kocaman bir matris var orada. Evet. Dolayısıyla firmalar artık anlaşırken şöyle yapıyor. İşte World'ün 3 taksitini şuradan, 6 taksitini buradan, Bonus'un 2 taksitini şuradan. Biz de diyoruz ki git istediğinle anlaş, Craftcast senin için en düşük maliyet neredeyse oradan geçiriyor. Ve biz ödediğinden çok daha fazlasını kazandırıyoruz zaten. O yüzden çok eksponansiyel büyüdük o girişimcilikteki hokeistik growth denen şey zaten. Aynen öyle. O, daha demin saydığın sayılar direkt şunu veriyor. Öyle, tabii. Peki yani online ödeme alan ticaret şirketleri dedin ya. Sadece ticaret değil bu arada. Yani bizim müşterimizde sigorta da var, seyahat tarafı da var, turizm var. Bir sürü dikedi, mobil uygulama da var, şarj istasyonları da var. Yani yeter ki online ödeme alsın. Ama sanki bir tık büyük olman gerekiyor mu gibi ya da sizin Bravo. Müşteriler mi öyle? Çünkü Bravo. Ben de hani şunu satıyor olabilirim. Bravo. Burada da işte persona. Yani satıyorum müşterini... bu arada. YNK Store. Ben de isterim abi. Yap da sonra satarsın. Tamam şaka. Çok güzel bak. Kaşın burada personanı tanımak. Biz abi SME segmente yani işte long tail ya da KOBİ'lere hitap etmiyoruz. Diyoruz ki onlara sen online ödeme alacaksan git bir tane beğendiğin ödeme yapar kuşu anlaş o seni götürür. Ama belli bir hacme geldiğinde bu tamamen volume game dediğim hacim oyunu. Çok büyüdün yani aylık 5, 10, 20, 50 milyon çeviriyorsun, 100 milyon çeviriyorsun. O zaman bir tanesiyle değil, 3'ü 5, 10 tanesiyle çalışmak isteyeceksin ki birini oradan, world'ları oradan, bonusları buradan, tek çekimleri oradan suyunu sıkmaya başlıyorsun. Çünkü bu iş hacim oyunu. O hacime geldiğinde de senin bu kadar entegrasyonu tek tek yapman, yönetmen, bakımı, desteği, operasyonu 50 kişilik IT ekibi. O kadar değil ama yani ödemeden sorumluyu 3-4 kişi koyman lazım. İşte Craftcast senin için burada premium, gene premium hizmet veriyoruz ve sıfır churn'e çalışıyoruz. Yani büyük bir müşteri hiç kaybetmedik bugüne kadar. Ve biz ödediğinden fazlasını kazandırıyoruz. Yani ROI'si cash pozitif artı da al zaten dene. Daha ne olsun, daha ne olsun gibi bir cümle yani. Zaten iki tane şey var söylediğimiz. Hatta önce şuradan gireyim. Craftgate'i ayrıştıran üç temel özellik var her yerde söylediğimiz. Bir, ekip. Bak ürün teknoloji demiyorum, ekip. Çünkü şirketi şirket yapan ekiptir. İki, bu ekibin inşa ettiği ürün ve teknoloji. Premium segment bir ürün ve teknolojimiz var ve açık ara ben şunu diyorum göğsümü gere gere. Abi hangi oyuncu varsa getirin, AB testi yapın, çarpıştırın. Razıyız. Yani bugüne kadar hiç müşteri kaybetmedik, rakiplerden müşteri aldık. Neden? 2007'den beri 6 kez yapıyoruz bu işi. Sektördeki açık ara en iyi platforma sahibiz. Bu özgüveni veren bize işte o ekip ve o ekibin inşa ettiği ürün teknolojisi, teknoloji. Üçüncüsü de proaktif hızlı destek. Yani düşün ki sen o büyük segment bir firmasın ve bir problemin var ya da bir sorun var. Anneler günü geldi ve geldi hakikaten. Ya da yani daha yeni geçmişsinizdir, evet. Zorlanmışsınız ya da zorlanmamışsınızdır da. Çünkü her yıl eksponansiyel büyüdüğü için öğrendiniz artık. Yıllardır zaten doğru, bu işin doğru. içinde olduğum için bu işin ölçeklenebilirlik kısmı zaten atasporumuz en iyi olduğumuz kısım.
Zaten işin teknolojisi o zaten. Para eden o. Yani bir şey geldiğinde dayanması gerek. Ama senin diyelim ki bir sorun var önemli. Ya da bir problemin var. Ne kadar sürede cevap alabileceksin? Bu işte klasik çağrı merkezi klasik cevap mı olacak? Robot bir cevap mı olacak? Yoksa gerçekten o ürünü geliştiren yazılımcıdan mı cevap alacaksın? Dakikalar içinde Zoom call yapıp ya da online bir call yapıp seninle hızlı bir şekilde görüşüyoruz. İşte bu fark yaratan şeylerden biri. Ölçeklenebilir değil. Değil. O yüzden evet. Premium ve şey kalıyor. Evet. Ya da herkes bu hizmeti alamayabilir mi? Şimdilik gidiyoruz. Şimdilik herkes alıyor. Çünkü biz zaten belli bir segmentin üzerine oynadığımız için yani binlerce firma yok. Yani yüzlerce firmayla çalışıyoruz. Ama bu ölçeklenebilir model değil. Mutlaka daha da büyüdüğümüzde bunu segmente edeceğiz. Ama şu an için bizi ayrıştıran önemli faktörlerden biri bu. Süper. O zaman şimdi bir reklama gidelim. Daha sonra... E-ticaretin ve işte fintech'in derinliklerine... Ölçeklenmenin de derinliklerine. Ölçeklenmenin derinliklerine tamam. Girmeye devam edelim. Nesi kafası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuğumuz Hakan Erdoğan, Craftgate'in kurucu ortağı ve CEO'su. LinkedIn'de benden fazla follower olan ilk konuğumuz ve ilk fintech kurucu ortağımız diyebiliriz. Abi hem Craftgate'i hem niye bu işi yaptığınızı, ekibin önemini, nasıl büyüdüğünüzü güzel anlattın. En son orada kalmıştık yani. Ölçekleniyor bu iş veya işte ölçeklenmeyen bazı minik feature'lar diyelim kalmış durumda. Ama bu ölçeklenmeye nasıl bakıyor sizin ekip? Onu biraz konuşabiliriz. En önemlisi şunu söyledi. Dedi ki yani Türkiye'de binlerce müşterimiz olmayacak. Yüzlerce var. Zaten birkaç yüz daha olacak belki. Dolayısıyla büyüme, genişlemeden bahsedeceğim demişti. Onunla başlayalım. Bu arada niye yatırım aldın? Üstelik iki kere yatırım aldın. 1,5 evet. milyon dolarla başladığın halde. İki ile başladık ama şöyle özetleyeyim orayı. Güzel iki nokta. Her kendi 1,5 milyonla başladın. Evet, kendi doğru. Bu da aslında o tam güzel yani. Nokta. Aslında bütün bunu hikaye ya. Şu, biz yatırım almak için yola çıkmadık. Çok güzel bir nokta Ömer abi. Bunu. Biz hatta bu fikri ben daha Craftgate'e çıkmadan Ömer abiye ben tahtada yazdım. Abi biz bunu yapacağız. Evet. Bak biz bunu yapacağız deyip kafa yorduğumuzu hatırlıyorum evet. Çok net. 4-4,5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi kasadaki para eriyor haliyle. Bizim önümüzde iki yol var. Ya yanda servis yapıp para kazanıp devam edeceğiz ya da yatırım alacağız. Biz önce bir gene bak strateji, bir M&A danışmanlığı veren firmayla anlaştık. Dedi ki gel bize bir iş planı çıkar, anlatalım sana. Yatırım alıyormuş gibi bu süreci yaşayalım. Dönüp iki senaryo çıktı. Yatırım almadan bu işi büyütmek, yanda servis yaparak sermayla, yatırım alarak büyütmek. İkisinde artısı eksi vardı. Ama şunu gördük, yatırım alarak büyütürsek çok daha eksponansiyel büyüyeceğimizi gördük. O yüzden de bu yolu tercih ettik. Ve ilk yola çıkarken yatırım almak için değil, ama günün sonunda geldiğimiz noktada biz yatırım alsak iyi olur. Süreçte şöyle gelişti. Gene o M&A firmasıyla 6 ay süreceğini biliyorduk. Çünkü geçmişten tecrübeliydik bu konuda. Önce bir iş planı hazırladık. O iş planı üzerinden sunum ortaya çıktı. Bir sıfır yüzünü anlatayım. Sonra zaten network çok küçük Türkiye'de. Tanıdığımız gruplar, yatırım fonları zaten. Bizi ilgilendiren fonları belirledik. Burada mesela Serkan Ünsal'ın bir Airtable'ı var. Hatta onu da linkleriz belki. Orada bize hitap eden VC'ler ve CVC'ler dedik. Yani private equity'ler değil, angel'ler değil. Bizim için gideceğimiz yer burası, onu belirledik. Onların içinde yaklaşık 28-30 tane bir liste. O firma şeylere, fonlara sunumu attık. İlgilenenler oldu, ilgilenmeyenler oldu. 1-2-3 görüşme, klasik sonrası term sheet'ler, lead investor, co-invest edenler derken, SH ve imza derken ilk yatırım turunda 2 yıl önce tam 2022 Mayıs'ta 2 milyon dolar yatırım aldık. Bunun 1 milyon dolarını AP'ye koydu. 500 bin dolar ve 500 bin dolar da Boğaziçi Ventures ve Ark Portföy koydu. Böylece iki tane CVC, bir tane VC. Özellikle de bunu istedik. Yani biz bir bankadan veya bir ödeme kuruluşundan ki bize hem banka hem ödeme kuruluşu direkt yatırım yapmak isteyenler oldu. Ama bizim bağımsız kalmamız lazım. Çünkü bu işte bağımsız olduğunda işte bir sürü ödeme para kuruluşuyla hemen hemen hepsine eşit mesafede iş yapabiliyorsun. Ama bizim sektörde rakiplere baktığımızda ya da biz markete incelediğimizde hep bir şey bundle. Yani hem bir orkestrasyon platformu var hem de lisanslı ödeme kuruluşu. O zaman da bağımsız olmadığı için o üye işlerine eşit mesafede hizmet vermesi mümkün değil. Çünkü daha yanlı hizmet veriyor doğal olarak.
bizim için stratejik kararlardan birisi buydu. O yatırım turu sonrası da ilk yaptığımız şu, gene SWOT'la bizim güçlü yanlarımız ürün, teknoloji tamam ama zayıf tarafı da pazarlama tarafı. Yani burada pazarlamanın 4P'sini biliyoruz, geçmişte bir sürü pazarlama ekibiyle çalıştık ama bu konunun uzmanı bir ekiple çalışmamız lazım. Orada da işte Arvek ekibiyle bir araya geldik. Onlar pazarlama tarafını üstlendiler. İçerideki bir ekip gibi çalışıyorlar. Hala? Hala evet. Hiç dışarıdan hissedilmiyor değil mi? Hiç hissedilmiyor. Evet, işte. O da çok sinerjimiz tuttu zaten. Aynen. Dolayısıyla orada sonra bizim görünür olmamız lazım. Etkinlikler, işte içerik üretimi, bloglar. Ama sizin zaten çekimleri. Kumaşınız da hani Lemi abi'de de sende de hani uzun zamandır içerik üreten evet. işte blog var. Hani ta ne zamandır ben doğru. LinkedIn'iniz aktif yani. O şaka yapıyorum ama doğru. aslında bir teknik bireyin, teknik profilin bu kadar çok LinkedIn profil şeyin connection olması garip bir şey yani. Çok i̇şte yok. Orada da yeni trend, yeni nesil kafası yine. İşte kurucu ortaklar mı ön planda olmalı, şirket mi ön planda olmalı? Gene bir çıkarım. Hı-hı. Benim söylediğim bir şey değil bu. Daha teknoloji odaklı şirketlerde kurucular daha ön planda. Tabii. Onlar daha görünür ve marka kimliği oluyor ister istemez. Bir müddet sonra marka daha ön plana ama o yılları var bence. Aynen. Biz de biraz onu kullandık açıkçası. Kendi marka kimliğimizle biraz da içerikleri ürettik, paylaştık. Sonrasında bir yıl sonra bir yatırım turuna daha girdik. Orada da... O işte, niye? Para bitmemişti aslında. Yok bitmedi. Zaten biz şu an 40 ay oldu. 33. ayda karla geldik. Şu an karlı bir şirketiz. VC'lerin en sevdiği. Ama zaten zaten gene hani girişimcilere bir not. Hani para ihtiyacın olduğu zaman yatırım alınmaz. Hatta o modun zaten çok ona göre. Çok geç kalmışsındır. Modun bir kere ona göre giriyor. Hani sen ben yatırım aramıyorum dediğinde masada güçlü duruyorsun haliyle. Hani o zaman yatırım hele, aramıyorum dediğinde yatırım bulunuyor. Evet, zaten. Tabii zaten para ihtiyacın varsa ki ben hep şey diyorum. Yani yatırım tur dediğin 6 ay minimum. Tabii. Yani en az 6 ay önceden başlaman lazım. En az 6 ayda runway'in olması lazım. Bu ne demek? 1 yıl önceden başlaman evet. lazım. Biz burada HepsiPay grubunun, yani HepsiPay'in sektöre yayılması için altta bir gateway ihtiyacı vardı. Bir orchestration layer'a ihtiyacı vardı. CraftGate orada o açığı kapatmış oldu. Hepsi burada grubu da dediler bizim size yatırım yapmamız lazım. İşte Hanzade Hanım'ın Londra'da D4 Ventures fonu var. O işte 1 milyon doların 750'sini orası koydu. 250'sini hepsi burada grubu koydu. 1 milyon dolarlık bir yatırım almış olduk Ağustos ayında. Stratejik bir yatırım aldı. Stratejik bir yatırımdı. Ayrıca ama sizi kullanmak için o projeyi yapmak için ayrıca fatura da kestiniz zaten. Tabii biz zaten o süreçte zaten... Bazı fonlar çünkü bunu şey yapar. Şimdi yanlış mesaj vermeyelim. Ya biz yatırım yapalım, projeyi de bize bedavaya yapalım falan. Yok, bu zaten... Siz için değil, başka bir startup'lar için. Çok net için. Anladım. Oradaki yatırım bir sonuçtu. Yani orada güzel bir işbirliği ortaya çıktı. Hı-hı. Çünkü bugün online ödeme alan firmalara hani dedim ya bir sürü ödeme yöntemi var. İşte HepsiPay cüzdanla da ödeyebilir, saklı kartlarıyla da ödeyebilir. HepsiPay üzerindeki alışveriş kredileriyle de ödeyebilir. Ama benim zaten ciddi bir portföyüm var bu online ödeme alan firmalarda. Oralara biz HepsiPay'i çok hızlı buluşturabildik. Hı-hı. Dolayısıyla HepsiPay'in orada büyümesine katkı sağlamış oldu. O yüzden dediler ki bizim size yatırım yapmamız güzel olur. Şu an atıyorum daha demin saydığın markalardan herhangi birinden alışveriş yaparken tabii. HepsiPay'i de kullanabiliyoruz. Kullanabilirsiniz tabii. Yani sizin... e-bebek bunlardan biri. Örneğin wow. Karaca bunlardan biri. De facto bunlardan biri. Otelze bunlardan biri. Zaten yani trafiğin bizim... %50'sini saydın. Ya bizim şu an yani 300'e yakın online firmayla çalışıyoruz büyük firmalarda. Daha demin soracaktım onu. Şimdi zaten geliyoruz oraya yavaş yavaş da. Şimdi 300 büyük marka işte 1 milyar doları geçmişsin. Hatta 2'ye doğru gidiyorsun. Şu an 3'e aylık gidiyor. 3'e gidiyor. Bu ay 9 milyarlık hacim geçiyor üzerimizden. 9 bu milyar ay, TL'lik. Bu ay sadece bu ay. Bu yıl sonuna geldiğinde 2 kat 3 kat. Mesela geçen yıl Ocak'la Aralık arasında 5 kat fark var. Yani 1 ile başlayıp 5,5'la falan kapattık. Hı hı. Dolayısıyla şu an 9'sa sene sonu yaklaşık 20'yi falan rahat görürüz. 120 maşallah. Falan diyor. Yok şunu diyorum yani zaten e-ticaret büyüyor. Tamam bu zaten size yarıyor. Ama o yani 301. çok büyük bir marka var mı sizin alamadığınız veya almak için uğraştığınız? Ve o yüzden mi yurt dışına mı baksaklar gelecek? Ya da o yüzden mi özür dilerim? O yüzden mi KOBİ'lere ya da en büyük KOBİ'yi almayalım? Yani oraya değil de dışarı gidelim cilik. Yok biz yani çalışma fırsatı bulduğumuz her firmayı almaya çok istekliyiz. Bu anlamda tüm ekip, satış ekibi ve şirket çok proaktif çalışıyor. Ama bu bir süreç. Yani her gün birisi ödeme altyapısını değiştirmiyor. Bir firmayı canlıya almak 2 aydan başlıyor. 1,5-2 yıl peşinde koştuğumuz firmalar oluyor ya da tam tersi. Doğru zaman, doğru ürün ve doğru acıya ilaç olabilmek. İşte hani
antibiyotik misin, vitamin misin? Bizim işimiz antibiyotik ama... Büyük antibiyotik. İşte antibiyotiği verebilmen için de ihtiyaç olması lazım. Birincisi, böyle damardan antibiyotik seviyesinde. Tabii çünkü ödeme dediğinde abi şöyle düşün bak, her şeyine emanet edebilirsin ama ödeme emanet etmek ne demek? Bütün şirketin en kritik noktası. Yani bak, ödeme sistemin çalışmasın, 5. dakika sürmez. 2 dakikada alarmlar çalmaya başlar. Atar damarı. Bir de daha kritik bir şey söyleyeyim. Yanlış çalışmasındansa çalışmaması daha iyi. Hmm. Yanlış çalışıyorsa geçmiş olsun. O yüzden hata yapma şansın yanlış olmadı. Yanlış çalışıyor ne demek? Yani diyelim ki sen, farazi bir örnek vereceğim. Aha. 100 liralık ödeme geçti diye düşünüyorsun ama geçmemiş aslında. Ya da başkasına gitmiş. Gibi. Of, yani dolayısıyla ödeme milyarlarca lira proses ettiğinde bile kuruşu kuruşuna hiç hata yapmaman gereken bir sistem. Tabii. Biz de farklılaştıran orada işte 2007'den beri 6 kez bu işi yapınca best practice'ler topluluğu sunmuş oldu. Yurt dışı tarafı da şöyle, artık Türkiye'de iyi bir noktaya geldik. Hani karlı oluyoruz, büyük firmalarla çalışıyoruz. Yeni büyükler de geliyor. Yani pipeline'daki büyükler inanılmaz böyle şey heyecanlandırıyor bizi. Ama bu iş hem yatırımcının isteği hem bizim isteğimiz. İlk günden biz hayalimiz global bir payment orchestration platform olmak. Yani Türkiye'de kalmak değil sadece. Ki Türkiye'de şöyle bir rakam vereyim sana. BKM'nin istatistiklerine bakıyoruz. İnternetten geçen kartlı ödeme istatistiklerine. Ocak-Şubat'taki geçen toplam tutarın biz %1.8'indeyiz şu anda. Geçen yıl %0.6'sındaydık. Yani Türkiye'de %2'deyim ben daha. Türkiye'de bile inanılmaz bir potansiyel ama var hala. Ama ne kadarı... Senin müşterin alınma potansiyonu. Hobi mobi falan hani Longtail'da. Ama %2, %10 yap abi, %20 evet. Yap. Yani %20 yapsan tamam, 10 kat büyüyorsun. Belki %98'i Longtail'da ya, onu merak ettim. Ama asıl hacim büyüklerde. Yani Longtail'in adedi ki fazla ama hacmi düşük. Hacmi düşük. Ama sen bir tane firma alıyorsun. Yani aylık milyarlık yapan, milyar TL geçiren de var. 300 milyon, 500 milyon geçiren de var. Ben Longtail'da, Kobi'de emin de değilim şimdi. Beni yanlışlayan olacaktır muhtemelen. Olsun da ne güzel. Ama hani ne bileyim, bilmem ne masajım.net'ten değil de Trendyol'dan, hepsi buradan işte daha fazla, o yüzden, tabii ki daha fazla da hani yayıldığında da her ürün grubu için de bunun benzer olduğunu varsayıyorum. Doğru. Biz işte orada personayı iyi tanımak, yani en büyükler, devler değil. Yani bugün Trendyol'da Yemek Sepeti bizim müşterimiz ama belli segmentte mesela yemek kartlarını bizim üzerimizden proses ediyorlar. Ama bütün ödemesini alman kolay olmuyor o segmentte. Çünkü kendi ekibi, kendi altyapısı var zaten. Tabii. Dolayısıyla biz burada olabildiğince büyüklere tüm segmenti, tüm ürün gamını sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışına tarafına gelince de bu işin doğası gereği. Bizim hayalimiz zaten globale açılmak. Yatırımcının da hedefi hayali bu. Bizim de hayalimiz bu. Orada da gene stratejimi anlatayım. Stratejimizi diyelim. Bunu da Twitter'da o flood'un altına o flood diyecektim ki kesin vardır bir var. 2018'den beri izleyen herkes senin bir Twitter'ına bir uğrasın. Senin Twitter follower'ın kaç ya? Orada bilmiyorum 9200'lerde falan galiba. Hadi 10.000 yapalım. Hadi. Bu yayınla Hakan abi 10.000 çok aktif yapalım. Değilim artık. Eskiden daha aktiftik ama onu da pinleyeyim flood'a. 2018'den beri yaşayan bir flood'u. Mesela expansion stratejisi ne olacak? Şöyle bir yol haritası belirledik. Bir, taş yerinde ağır. Biz burada bilinen bir ekibiz, know-how olan bir ekibimiz ama tersten bakıyorum abi olaya. Gelsin Alman Hans burada bir gateway, bir orkestrasyon platformu yapsın. Ah canım benim, naifliğe bak. Dil başka, kültür başka, know-how başka, tamam mı? Demek ki aynı şey benim için geçerli. Bu gelecek bize buy now pay later falan diyecek. Burada kralı var 20 yıldır taksitle suya götürür, susuz getirir. Taksit loyalty programları Türkiye'de buy now pay later'ı. Dolayısıyla tersi bizim için geçerli. O yüzden dedi ki burada 4 fazımız var. 1. Explore fazı, araştıralım. Biz önce 4 ülke belirledik. Bir tane Avrupa'da ödeme konusunda tecrübeli bir ajansla çalıştık. 4 ülkeyi bizim için bir sürü dimension'da araştırdı. Yani işte rekabet, işte payment landscape, e-commerce landscape, nüfus gibi bir sürü segmente baktılar. Burada bir tanesini öne çıkardık. O öne çıkan ülkenin yerel bir ajansıyla anlaştık. Bu defa daha derinlemesine girdik. Hmm. Daha derin çalıştık. Sonra da Japonların söylediği Genchi Genbutsu. Git yerinde gör. Gittik yerinde. İki farklı şehirde. Sen metaforlar ve atasözleri üzerinde bayağı şeysin. İyisin. Gidip yerinde gördük. Bir sürü hem yatırımcıyla hem girişimciyle hem oradaki yerel insanlarla konuştuk. Şimdi o ülkede bir işte ülke müdürü pozisyonu ilanı çıktık. Görüşmelere başladık. Orada bir yerel entity kurup başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla strateji bir araştırma, explore fazı. Strateji 2, go to market strateji ne olacak? Satın alma mı yapacaksın, partnerlik mi yapacaksın? O da olabilirdi çünkü. Kendin mi açacaksın? Hı. Mesela biz iki bölge belirledik. Birinde partnerlikle girmek istiyoruz. Orada senin sıfırdan yapman çok zor. Ama diğer ülkede sıfırdan kendimiz yapacağız. Üçüncüsü,
Diyelim ki orada 2-3-5 tane firma aldın, canlıyı aldın işte oranın e-ticaret ya da online ödeme alan firmalarına. Dördüncü faz oranın yatırımcısına gidip, bak benim track record'um bu, ben Türkiye'de bunu yaptım, bizim know-how'umuz bu, buraya geldik, şu firmaları canlıya aldık. Seneye göremezsin beni. Biz burada fundraise, yani yatırım alacağız. Neden alacağız? İşte o smart money, smart kısmı. Benim yerel network'e erişmem lazım. Yani biz mesela örnek vereyim sana, geçmişte ne yaparsan yap abi, Craftgate'i açtığında, bugün mesela Hacı Şakir dediğimizde, herkes biliyor değil mi Hacı Şakir'i? Le Pen Coditen desen hepimiz biliyoruz değil mi? Çünkü oturmuş bir marka ama Craftgate marka olarak yeniydi 3 yıl önce. Evet. Onun oturması, yayılması, word of mouth etkisi zaman alıyor. Ve biz yatırım almadan önce dışarıdaki algı şu olabiliyor. İşte heyecanlı gençler, nedense girişimcilikte de bir genç algısı genç var yani. Halbuki fintech girişimleri genelde 35 yaş üzeridir. Çünkü know-how gerekir, sermaye gerekir, çevre gerekir. Fintech gerekir. Zordur yani girmesi. Yatırımcı aldığında bakış şey oldu. Kalmadı yani. Bu arada artık. Öyle mi? Güzel. Şey, sevindim bunu duyduğuma. Çok az. Yani çok oluyorsa da böyle hani içinden geçiyorlar yani, falan. İşte gibi. Yatırımın şey faydası oluyor. Seni birileri akredite etmiş oluyor. Yani arkasında SPK lisanslı iki tane fon, işte diğerleri de geldi falan. Hani bu kadar firma arkasındaysa tamam. Burası daha güvenilir algısı oturmaya başlıyor. New York Stock Exchange açılmış büyük bilmem ne falan. İnşallah bak Allah söyletti. Gün birinde. Dolayısıyla o yerel yatırımcıyı da aldığımızda o yerel pazardaki firmalara ulaşma, o kapıların açılmasını falan sağlama. Dolayısıyla oradaki faz çok affedersin abi. Go to market, Exploration. Go to market, işte 3-5 firmayı canlı al, traction gör, sonra da yatırım al. 4 aşama. Peki öbür ülkede batıda mı? Birisi batıda, birisi Mena Bayezid. Ben de niye Mena yok diyecektim varmış. Var. Peki ya söyleyelim, birisi KSA, yani klasik Suudi Arabistan. Biz iki kere Suudi Arabistan'a gittik. Mesela bir tanesi orayı düşünüyoruz ve oraya girmen için yani çok yerel, partner, çok kültür, bir partner şart orada. Bir de şirketin de olması gerekiyor orada. Evet, yani kendin sıfırdan da yapabilirsin. Yani biz bayağı araştırdık orayı ama bir partner olduğunda ilişki kapılar açılması anlamında kolaylaştırıyor. Dolayısıyla orada bir partnerlikle gitmek. Ama Avrupa'da daha kendimizi yapma noktasındayız açıkçası. Peki MENA'da e-ticaretin büyüdüğünü biliyorum ama Avrupa'da e-ticaret büyüyor mu gerçekten? Orada öyle bir bazen şeyler var, hurafeler olur ya, Avrupa aslında o kadar e-ticaret yapmıyor falan gibi. O ne durumda? Büyüyor. Ya işte orada o Türkiye'yle karşılaştık. Şeylere baktığımızda Dimension'lara bakarken bir tanesi buydu, işte büyüme nasıl, genç nüfus nasıl. Yani klasik online ödeme dediğinde 3-5 tane temel şey var. İşte internet penetrasyonu ne, kart yaygınlığı ne, e-ticaret hacmi ne gibi. Klasik onlara bakıyorsun ilk başta zaten. Onlara bakarak o kararı veriyorsun. Abi bütün market alman gerekmiyor zaten. Bak sana ne diyorum bugün, yani %1. 300 civarı firmayla çalışıyoruz ve hacmimiz bu yıl 120 milyar TL diyorum. Ve karlıyız diyorum. Hani benim 3000 tane firmayla çalışmam gerekmiyor. Yani 300'ü ben 600 yaptım da bütün her şeyim 2'ye katlıyor. Craftgate'in dünyadaki bench çok var. Rakibi kim? En büyüğü? Çok var. Çünkü ödeme biliyoruz işleri belki büyüdükçe griftleşme ve herkes her şeyi yapmaya başlıyor. Sadece bu işi yapan dediğinde işte Spreadly var, Exopay var, Molly var, Unicorn var, çok var. Ama daha da büyüdüğünde işler, işte Stripe da bu işi yapıyor, Adyen de bu işi yapıyor, Checkout.com da bu işi yapıyor, Nuvei de bu işi yapıyor. Yani gateway orchestration'la POS verme, kart işi etme, yani ödemede 15-16 tane iş modeli var. Hepsi birbirine girmeye başlıyor. Zaten birinde iyi olan zamanla diğerlerine dönmeye başlıyor. Yani Türkiye'de de böyle. Bir yerde mesela POS veren bir firma, bir PF dediğimiz POS veren firma orada güçlüyse yavaş yavaş cüzdana kayıyor. Yavaş yavaş fiziksel POS'lar gibi işte M-POS, soft POS tarafına kayıyor. Yavaş yavaş kart işi ediyor. Yani 360 derece herkes dönmeyi hayal ediyor zaten. Peki burada Türkiye'de kazanan neyi yapan olacak? Kim olacak demiyorum. İnşallah sizin hizmet verdiğiniz ekiplerden biri olur. Ama hani winner kim yani? Bu neyi yaparsa biri böyle full? Bu da güzel soru. Şöyle geniş anlatayım bunu abi. Türkiye'de herkes, her bankanın her ya da her finansal şeye dokunan, hatta retailerlarında hani hepsinin bir ekibi bunu çalışıyor. Doğru. O yüzden ben de meraklı dinliyorum. Bir şey payı, hepsinin bir şey payı, payı var. Evet. Türk güzel bir soru. Türkiye çok fragmente. Yani şu an 70'ten fazla seçenek var. İşte POS verenler, cüzdanlar, alışveriş kredileri var da var. Seçenek bol. Ama Türkiye'nin bir ödeme şampiyonu yok. Yani PayPal, mesela PayPal'ı PayPal yapan neydi? eBay'in altında inkübe olmasıydı. Asya pazarında baktığında Gojek'in GoPay'i var. WeChat'in WeChat Pay'i var.
Grabbing RepPay'i var. Genelde bunlar frekansı yüksek yerlerde e-para cüzdanını açıp sonra da herkese sunmuşlar. Hı hı. Türkiye'de henüz burayı domine eden bir oyuncu bence yok. Domine edebilecekler var. Bunu biraz zaman gösterecek. Zaten bu yıllar şeye geldi. Hani birleşme, konsolidasyon, satın alma. Çünkü marketin bu kadar oyuncuyu kaldırması, market büyüyor. Hı hı. Ama işte mutlaka elemeler, birleşmeler, satın almalar hep öyle olmadı mı abi? Geriye dönelip bakalım. Böyle bir 10-14 yıl geriye gideceğim. E-ticaret bir ara dikeyler meşhurdu. Sonra bir ara private shoppingler, bir ara şeyler, group buyingler, price comparisonlar. Yani her dönem bir şey hype oldu. Son 3-4 yıldır fintech, yani Türkiye'de 3 sektör sahi desek, oyun 1, e-ticaret, fintech, 3 tane sektör var. Fintech'te de artık birleşme, satın alma, kapanma. Çünkü bu sektörün de hepsini kaldırması mümkün değil ama birileri daha ön plana çıkacak, birileri biraz daha radarın altında kalacak. O yıllara geldik. Yok, satın almalar artmaya başladı zaten. Evet. Paynet'i aldı Iziko. İşte İşbank Moka'yı almıştı. Moka'yı aldı. Bir 3 küsur yıl oldu galiba. Yenileri de gelecek. Yani işin doğası bu zaten. Bir de ilk başlarda tabii ki bu iş biraz da taksi plakası gibi görülüp herkes biz de yapalım dedi ama artık o segment lisansı öyle alındı. O segment kalmadı. Artık daha şimdi mesela bankalar giriyor. Yani Garanti'nin Tamisi var. QNB'nin var, QNB Pay'i. Halkbank geldi, Vakıfbank geldi. Bir sürü banka şimdi ödeme para kuruluşu açıyor. Bunların hepsi CraftGate için pozitif. Yani fragmentasyon daha da arttığında bizim için konsolidasyon bize yarıyor açıkçası. Güzel, evet. Biraz şey bir cevap verdin. Yine stratejik bir cevap verdin yani. O Twitter'ında yazıyordur ben sana. Peki kripto ile neler olacak? Yani kripto, çünkü yasa yeni geçti, geçiyor, bir şeyler oluyor. Hani şu ara çok sıcak. Türkiye'de hatta belki bu yayınlandığında bir şeyler olmuş olur. Türkiye'de kripto ile ödeme alan benim bildiğim bir firma yok. Yok, yani startuplar var, globale hizmet veriyor. Bunun nedeni şu, BDDK'nın yanılmıyorsam 2013'te, yok 2014 mi, 15 mi, bir tek sayfalık makalesi. Evet, tek sayfalık ödeme bir şey alamazsın. Var. Peer-to-peer olduğu için. Ondan önce bu. Çok daha eski. Peer-to-peer olduğu için işte güvenlik falan. Dolayısıyla Türkiye'de bu konular hep mesafeli kalındı. Burada Merkez Bankası dijital lira adımından sonra bir şeyler olabilir. Yani orada Merkez Bankası'nın öncülüğünde ancak bu işler olur. Yoksa bugün biz tabii ki bir sürü kripto platformu var. Kripto parayla ödeme alabilirsin ama önce şirketlerin kripto parayla ödeme alma, kripto para mevduatı tutma, onun vergisini verme gibi yönetmeliklerin, tebliğlerin çıkması lazım. Bu da tabii ki BDDK, Merkez Bankası gibi kurumların öncülüğünde olur. Onlar netleştiğinde bizim gibi firmalar da buradaki entegrasyon yükünü üstlenir ama daha Türkiye için var biraz gibi sanki. İlginç. Ben şeyi sorayım biraz. Bazı maceralarınızı hatırlıyorum. Mesela Scotty maceranızı. Evet. Selçuk'u yaptığımız ilk zamanlar. Evet. Anlatayım mı? Anlat. İlk firmayla bir Scotty ile çalışmaya başladık. Tarkan'la, o da çok tatlı bir insan. İştir. Çok severim. Scotty inanılmaz güzel giden bir işti. Ve mesela büyürken craft based'di o zaman. Biz kendi bünyemizi almadık personel. Scotty bünyesini aldık. Yani 30'dan fazla kişi işe aldık o dönem. Hepsini Scotty borcusuna aldık. İş çok güzel gidiyor. Altyapıyı yeniledik. İçinde işte ride sharing var. Yani motosikletle insan taşımacılığı İstanbul tarafı için muazzamdı. Gerçekten bir problemi çözüyordu. Evet. Regülasyona takıldı da mı bir gitti? Geleceğim abi. Pardon. Maalesef. Gojek olabilirdi o. Olabilirdi. Gojek, evet. Grab gibi olabilirdi. İkincisi yemek işte teslimatı. Üçüncüsü de kurye. Ama işte Uber'in yasaklandığı dönemi hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Uber yasaklanırken Scotty'nin motosikletleri de yasaklandı. Yani sen motosiklette taşımacılık yapıyorsun abi, ride sharing. Ben mesela buradan Kozyatağı'na gideceğim. Trafik var. Sen benim motosikletin arkasına alıp götürüyorsun. Ben de sana bunun karşılığında ücret ödüyorum. Klasik taksi ücreti gibi. Ve Uber yasaklandığı zaman Scotty'deki motosikletleri de bağlamaya başladılar. Yani senin yakalandığın anda 60 gün motosikletin bağlı. Yapar mısın bu işi? Nasıl? Bir anda maalesef iş çöktü. Yani teknolojiyi topladık, bütün altyapıyı yazdık, ekibi geliştirdik. Her şey çok güzel giderken bir anda, yani bıçak gibi kesilmesinin temel nedeni bu. Çok uğraştı Tarkan. Yani UKOME'lere gidildi, anlatıldı bunun yasası çıksın diye. Şu anda da hani Alper Ökten çok uğraşıyor ya. O dönemde Tarkan çok uğraştı. Ama maalesef. Ama şey taşıyabiliyordu, bir süre devam etti onu değil mi? Eşya yemek kurye. Yemek yani, kurye. Ha. Kurye tarafında ondan devam etti. Ondan dönmez herhalde ya. Evet, kurye tarafında devam etti. Sonra da Tarkan çıkmıştı o işten. Hı-hı. Yani tam bu pandemi öncesi falan çok da güzel dönemdi. İşte bazen hani hep şeylerle ya, bir girişimin başarılı olması için 100 tane birim varsa 99'unu doğru yap. 100'üncüyü senin yanlış yapman gerekmiyor. Sektörel olabilir, çevresel olabilir. Regülasyon olabilir. Bir sebepten
tökezleyebilirsin. Şans. Yani ben hep şey diyorum, girişimciysen kelle koltuktasın devamlı. Evet, yani bunun yarının unicorn da olabilirsin, batabilirsin. Hani iki uçta geziyorsun. Zaten akıllı insanın yapacağı iş değil. Hatta Serkan Ünsal'ın söylediği matematiksel hesaba göre gidip bir yerde çalıştığında fırsat, yani daha çok para kazanma matematiksel olarak daha yüksek. Yani bir yerde çalışarak daha çok para kazanabilirsin. Daha çok kazanamazsın da daha çok şöyle kazanabilirsin. Kesinlikle kazanabilirsin. Evet. Probabiliteye baktığında o istatistiksel olarak. Ama daha çok kazanamazsın. Çünkü startup'ı cazip yapan o çarpan etkisi. Maaşla zengin olunmuyor. Maaşla zengin olunmuyor. Tabii. Ama işte orada da hani exit edebilecek misin? Tabii. Evet, evet. Tabii ki onu varsayıyor. Kim istediyor ki? İşte hani bu örnekte mesela Tarkan hayali, yani çok büyük rakamlar toplamıştı Tarkan. 15-20 milyon dolara yakın. 17 hatırlıyorum. Değil mi? Yani büyük rakamlar toplamıştı. Ekip 105 kişi falandı yani. Hani evet. İş çok güzel ama bir yanda işte Uber etkisi yani ne yapabilirsin? Evet. Burada siz yine doğru hamle yaptınız. Elemanları onun bordrosuna aldınız. O bizim işte ilk günkü stratejiydi. Kurallarınıza uygun olduğu için de. Çok abi o çok kritikti yani. Evet. Çok önemli. Bak şey örnek vereyim. Be, altın değerinde. Abi biz karar verirken mutlaka o stratejiye uygun mu değil mi? Yani bazen öyle teklifler geliyor ki böyle muazzam yani, tamam mı? Too good to be true dediğimiz yani, ama hayır demen lazım. Hayır demeden yani o hayale. Peki o Trello'nun ya da o kırmızı çizgileri nasıl? De yanlış olabilir. Nasıl olabilir? Yani değişti yanlış. Peki. Değişen oldu mu işlerin? Değişmedi. Yani çünkü onlara hep uyduk. Mesela bireysel, mesela Lemi çok bilinen biri. Hı-hı. Danışmanlığa bir sürü kişi çağırıyor. Biz bireysel danışmanlık vermiyoruz. İstiyorsan CraftBase'e gel. İdi o zamanlar. Hı-hı. Bir diğeri, biti anında biz bir sürü firmayla çalışmadık. Yani sadece Scotty ile çalıştık o dönem. Scotty işler gidince bir yıl içinde bizle çalışmak isteyen 72 tane firma vardı. İlk aradığım Farmazon Daniel oldu. Daniel'la biz bir yıl içinde bize iki kere gelmişlerdi. Dedi ki biz çalışamayız, başka iş almıyoruz. Yani konu şey, ya, bu işin parası nedir, nedir diyoruz. Para değil konu, prensip yani. Bizim şu an başka bir iş yapmıyoruz. Çok iyi ya. Buna mesela çoğu firma şey, algılayamıyor. Ben, yani şu an algılayamıyor o pozisyonu. Ya da bir örnek vereyim sana. Koç grubuna yazıp sattığımız ödeme yapar altyapısını Merkez Bankası'ndan lisans alındı o yapıya. Biz bütün denetimleri geçtik falan ve biz bu altyapıyı bir sürü bankaya ve bir sürü dev oyuncuya satmadık. Ve böyle nasıl satmazsın? Hatta buna bozulanlar da oldu ama orada işte ulvi hayale inandığın için. Çünkü birine sattın da abi 1,5-2 yıl o firmada çalışman lazım. Çünkü aldım satıp çıktım olsam niye satmayayım? Yani 1,5 milyon dolardı bu arada fiyatı. Yani ben bir firmaya 1,5 milyon dolara o ürünü satmıyorum. Neden? Sattığım anda 1 yıl, 1,5 yıl o firmada çalışmam onun lazım. Bir git, zaman maliyeti yap, var. Bravo, kurulumları sadece yap. Sadece 1,5 milyon dolar olsa. Denetimleri geç, olur. Lisansı al falan. O sürede hayalimiz ne? CraftGate'i yapmak. Aynen. İşte multi-tenant B2B SaaS uygulama. Bir kere yapıyorsun, bir sürü firmaya satıyorsun. O mu bu mu? Yok, çok çok zor bir şey. Yani bu keşke anlattığın kadar kolay olsa. Herkes ama yapardı. İyi ki de keşke anlattığın kadar, iyi ki de anlattığın kadar kolay değil ki sadece sen yapabiliyorsun ve senden dinliyoruz. Ya sadece biz yapıyoruz demeyeyim. Yapanlar var ama hakikaten hayale inanmakla başlıyor. Yani o yüzden deli işi olur olmaz. Hayalimiz var. Olmazsak ben yarın ölsem derim ki benim bir hayalim vardı ve bunun uğrunda savaştım. Yani anlatabildim mi? O mutluluğu yaşadım. Tabii ki ileride exit mi olur, biz şirketler mi satın alırız, IPO mu yaparız, ne gösterir zaman göreceğiz. Zaman gösterecek tabii. Bence müthiş bir bitiriş oldu bu. Yani şey, tüylerim diken bitiriyorum. İlk defa da tüylerim diken bitiriyorum. Bir ilk daha gerçekleşti. Abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Hem gerçekten kafa açtın, gerçekten kafamı açtın, şey oldum, vizyon aldım. Ben büyük bir daldan dala Matilda'yımdır. Ömer abi öyle der. Hani onun da her şeyi aynı anda yapmaya çalışma ve servis işine kapılma dünyasında varımdır yani. Ama güzel bir vizyon açtım. Bundan sonra sana Trello diyeceğim. Bana Trello. Kırmızı çizgiler de bana. Onu anlayacağım. Genç Gembutsu. Çok güzel. Yani çok teşekkür ederiz. Hem senin Twitter'ında belki bu cevapladığın soruları Flow'da birleştirdiğimiz bir şey yaparız belki. Tamam, süper. O yüzden Hakan Erdoğan'ı takip etmeyi, Yeni Nesil Kafasını takip etmeyi lütfen unutmayın. Burada konuştuğumuz bir sürü terimin ve bir sürü konunun bazen 101 seviyesindeki içeriklerini yine EkoTürk'teki bölümlerimizde ve sosyal medyadaki dikey kısa içeriklerimizde konuşuyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.